Herkese merhabalar. Bugün yeni bir Sulu Boya İstanbul çalışması yapıyorum. Şu anda da vapurumuzun camlarını yapıyorum. Arka tarafta bir Ayasofya silüeti var. Gökyüzüne bir renk yaptım. Onun ikinci ve üçüncü katlarını yapacağım biraz daha canlandırmak için. Bu resmimizin birinci katı. Birinci katı bittikten sonra resim biraz suyunu aldıktan sonra ikinci kata geçeceğim. Daha sonra da ince detayları yapıp resmi bitireceğim. Ama çok detay olan bir çalışma. O yüzden bayağı bir uzun sürecek. Ben de size kısım kısım atmaya çalışacağım. Resmimizin arka planlarını hafif hafif bitirdim. Şimdi arkada görünen Ayasofya Camisi'ne ve diğer camiye belli belirsiz minareleri yapacağım. Minareleri yaptıktan sonra da kurumasını bekleyip gölge kalan kısmı yani sol tarafına gölge vereceğim. Şurada da bir cami var. Onun da minaresini yapıyorum. Evet, biraz kuruduktan sonra caminin şerafelerini, caminin minarelerinin detaylarını yapacağım. Şuralara biraz daha koyuluklar ekleyeyim ki sanki orada ağaçlar varmış gibi olsun istiyorum. Umarım güzel bir şey olacak. Şuralara hafif gölgeler veriyorum. İnce ince pencereler varmış gibi olsun istiyorum. Geminin arka planlarını, gökyüzünü ve denizi biraz yaptım. Şu anda yelken direklerini yapıyorum. Yelken direkleri biraz kuruduktan sonra onların da soluna doğru sol tarafına bir gölge vereceğim. O bitince de yelken direğinin ipleri var. İplerini yapacağım. İnce bir fırça kullanmamız gerekiyor. Evet, şu şekilde ince. Şunu da biraz daha kalınlaştıralım. Şuraya yapalım. Şu minareye bir gölge verelim. Şuralara kuyruklar verelim. Şu dalgaların diplerine biraz kuyruklar vermemiz lazım ki orada gerçekten bir dalga varmış görünümü sağlasın. Şu şekilde. Çok ince ince binalara da gölge verelim. Resmimizde bulunan yelken iplerini yapıyorum şu anda. Çok ince, fazla bastırmadan. Bu fırçadan önceden bahsetmiştim. Çok kaliteli bir fırçaydı. Tüyleri biraz döküldükten sonra zamanla ben kenarlarını kestim. İnce işlerimi yapıyorum şu anda. Siz de öyle fırçalarınız olursa sakın atmayın, kullanabilirsiniz. Şöyle bir de şuraya yapabiliriz. Evet, gayet iyi oldu. Hatta almışken şuraya birkaç tane de martı atalım. Fazla abartmadan aralıklı olarak birkaç tane atabilirsiniz. Şuraya da küçük bir tane atalım. Artık çalışmamızı tamamladık arkadaşlar. Ben şu arka planlara şöyle beyazlıklar ekliyorum ki
Orada çok koyu olan yerler gözden kaybolsun istiyorum. Biraz önce şuralara uvaç boyamız ile dalgaların gemiye çarpan yerlerini ve dalgaların üzerindeki belirginlikleri yaptım. Biraz daha onları canlandırıyorum. Şu şekilde küçük küçük noktalarla dalgaları daha da gerçekçi hale getirebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Çalışmamız artık sona erdi arkadaşlar. Ben imzamı atıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. 5 tane rengi karıştırarak yaptığım lavi bir sulu boya çalışmam. Vapur ve İstanbul. Sayfamı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Resimle ilgili, sulu boyayla ilgili ya da tükenmez kalemle ilgili cevaplamaya çalışırım. TikTok'a yeni üye oldum. Henüz üye sayım fazla değil ama zamanla olacaktır muhtemelen. Umarım daha iyi yerlere gelirim. Görüşmek üzere. Şu resmi bitirdim arkadaşlar. Şu anda bantını çözüyorum. Sulu boya resim yaparken resminizi bantlamanız gerekiyor. İşiniz bittiğinde de bu şekilde kağıda zarar vermeden bantı sökmelisiniz. Şöyle umarım beğenmişsinizdir. Sayfamı da takip ederseniz çok sevinirim.